Efendim, hepimizin hafızalarına 6 Şubat depremi kazınmışken, halen hafızalarımızdayken Türkiye'nin her noktası adeta sallanıyor. İşte onlardan biri de Ege'de, İzmir'de meydana geldi. 5,1 büyüklüğündeki bir depremi şu an son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıtıyoruz ve oradan gelen ilk görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz. 5,1 depremin büyüklüğü Ege Denizi, Kuşadası, Körfezi'nde meydana geliyor bu deprem efendim. Dün Malatya'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelmişti ve ardından bugün de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Henüz yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme olduğu için yaralanan var mı, maddi kayıp var mı? Onunla ilgili yetkililerden elbette ki bir açıklama ilerleyen dakikalarda muhakkak gelecektir. Evet, merkez üssü de haritada şu an yansıyor ekranlarınıza. Muhabir arkadaşımız İzmir'de Tayfun Er son gelişmeleri aktaracak. Tayfun, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Nedir son durum? Paylaşır mısın lütfen? Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, 08.19.19'da Türkiye saatiyle AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana geldi. Deprem 5,1 büyüklüğünde özellikle ayakta olan vatandaşlar ve İzmir'in güney kesimindeki vatandaşlar yoğun bir şekilde hissetti. Kuzeyde şu anda aldığım bilgilere göre Karşıyaka, Bostanlı tarafında yoğun olarak hissedilmedi. Arada Körfez'in olmasından dolayı ki işte bu depremin olduğu Kuşadası Körfezi 30 Ekim 2020 depreminde de aslında ana üssüydü. Sisam payı kırılmasıyla birlikte işte yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Bornova'yı vurmuştu. 8 apartmanda 100'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kente çok büyük paniğe neden olmadı. Ama dediğimiz gibi şu anda ekranlarımızda da var deprem. Güney ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi. Tabii ki uzmanlar bunu değerlendireceklerdir. Ama Kuşadası Körfezi'nde olması ki orada da işte hemen Sisam Adası'ndaki fay hattı ve Körfez'in içerisindeki Gümüldür'e kadar uzanan fay hattı çok çok önemli. Uzmanların ifadesi bu anlamda bu şekilde diyebiliriz. Kuşadası Körfezi'nde olan deprem sabah 08.19.19 Türkiye saatiyle 5,42 kilometre uzaklıkta ve derinlikte 8,51 kilometre, bu da yüzeye yakın olması da işte kentin güney bölgelerinde özellikle Menderes, Gaziemir, Balçova, Narlıdere gibi yerlerde daha yoğun bir şekilde hissedildiğini ifade edebiliriz. Kentin genelinde panik havasının dışında herhangi bir hasar, olumsuz bir durum şu ana kadar bize ulaşmadı. Kentte hayat şu anda normal akışında devam ediyor. Ayakta olanlar hissetmedi, oturduğu yerde olanlar özellikle ben ofisimizdeydik, ben ayaktaydım, hissetmedim. Kameraman arkadaşım o sallantıyı yoğun bir şekilde hissettiğini ifade etti ve 8,51 kilometre yüzeye yakın bir depremdi. Kuşadası Körfezi, tabii Kuşadası Körfezi deyince hepimizin aslında yürekleri bir anlamda kalkıyor. Çünkü 30 Ekim depremi gibi İzmir kötü bir tecrübe yaşadı. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Ancak şükür bu 5,1 büyüklüğündeki deprem paniğin dışında herhangi bir şu anda İzmir'de hasar bize gelen olmadığını ifade edebiliriz. Deprem, bir kez daha ifade edelim, Kuşadası Körfezi'nde meydana geldi. Menderes'e 5,42 kilometre uzaklıkta diyelim. Söz tekrar İstanbul'a. Soracağım. Şimdi malum kış mevsimindeyiz. Hava soğuk. Gözlemlerin neler? İnsanlar neler yapıyor? Panik havası içerisinde. Soğuk havaya rağmen sokaklara elbette ki hepsi çıktı ama neler söyleyeceksin? O izlenimlerin neler? Paylaşır mısın lütfen? Özellikle de. Evet. Özellikle henüz daha cumartesi mesai başlamamasından dolayı bulunduğum Çankaya'da herhangi bir panik yok. Ancak tabii İfade ettiğim gibi Buca, Balçova, Menderes ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi. Vatandaşlar
sokağa çıkmış olduklarını düşünüyorum. Şu anda camdan baktığımda İzmir'de Çankaya'da durum sakin. Ancak İzmir'de tabii ki deprem riski olan en önemli illerden. Tabii yapı stoğundaki sıkıntılar, kentsel dönüşüm sorunlarından dolayı vatandaşların da tabii her depremde eli yüreğine geliyor. Büyük bir panik yaşanıyor. İşte ondan dolayı da özellikle güneydeki ilçelerde vatandaşların güvenlik gerekçesiyle tedbiren sokağa çıktıklarını düşünüyorum. Şu anda hayat normal bir şekilde trafik akıyor. Ofisten gördüğüm kadarıyla kentte genel olarak bir sıkıntı şu anda yok. Kuşadası Körfezi önemli ki Gümüldür Fayı üzerinden tabii ki Gaziemir bölgesinde de tabii ki depremler yakın zamandaki 29 Eylül'de de yine 4'ün üzerinde bir deprem olmuştu. Gaziemir fayına uzanan bölgede son olarak şunu ifade edeyim. 9 Eylül Üniversitesi özellikle Körfez'deki bu fay hatlarının depremselliğiyle ilgili de bir çalışma başlattı. Bu çalışma da önemli. Tabii İzmir'de başta İzmir fayı olmak üzere uzmanların farklı değerlendirmeleri bu konuyla ilgili var. Çok sayıda fay hattı Körfez'de de var. Bu anlamda tabii deprem açısından İzmir önemli illerden bir tanesi. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi sabah saatlerinde olan işte 5.1 büyüklüğündeki deprem Kuşadası Körfezi'nde oldu. Ve Menderes'e 5.42 kilometre uzaklıkta. Yüzeye yakın olması da tabii vatandaşların güney ilçelerde yoğun bir şekilde hissetmesini neden oldu diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.